serseri. Ben de su seviyesine bakıyordum. İyi durumdayız. Evet. Sana bir haberim var. Teknede yiyecek hiçbir şey kalmamış. Nasıl ya? E tamam. Karaya çıkıyoruz o zaman. Çünkü ben çok acıktım. Çok acıktıysan balık tutayım sana hemen. Balık? Denizdeysen beni de hep balık oluyor. Alış buna şimdiden. Bundan sonra hep böyle. Alış buna şimdiden. Ha sen iyice beni karaya çıkarmamaya yeminlisin yani. Ben çok acıktım. Ben bayılmak üzereyim açlıktan şu anda. E tamam o zaman sen de yardım et daha çabuk olur. Ha? Geliyor musun? Nereye? Belki de balık yok. Bu ihtimali hiç düşündük mü? Sabretmek gerekiyor biraz. Çok mu acıktın? Acıktım ama. E ne yapalım? Artık ne çıkarsa bahtımıza. Ha bir şey çekti beni. Korktun mu? Korktun mu? Deniz anası var. Yakala kızartmasını yaparız. Deniz anası kızartması. Hı. Olabiliyor mu? Evet. Tık dedi. Hadi ya. Tık dedi. Bir şey mi oldu? Ha, yok. Değilmiş. Geliyor, geliyor. Değil. Vallahi geldi. Can. Can, ne yapacağım? Can. Vallahi bravo. Şunu bana bir açıklar mısın? Aç. Gurur duyuyorum seninle. Sen belli ki tutacaksın. Devamı gelecek. Ben bunları pişirmeye başlayayım. İyi hadi sen git. Ben de sen gelene kadar biraz daha tutayım. Hadi bakalım. Yem takmayı unutmayayım. Seni denedim. Seni. Denizciyim diyorsun ama bütün balıkları ben tuttum. Kayıtlara geçsin bu. Geçti bile. Hadi başlasana. Ya tekne ne kadar huzurlu. Sen de zaten çok seviyorsun herhalde. Çok seviyorum. Önce anlamaya çalıştım. Sonra hükmetmeye. Sonra mücadele ettim. Sonra kavga ettim onunla. Hiçbir işe yaramadı. Ben de sonra kendimi tamamen ona bıraktım. Sen hangi ülkelere gittin? Yani kitabın için. Hiç.
Hiç. Bir sürü dile çevrilmiş, listelere girmiş falan. Davet etmişlerdi mutlaka. Ettiler. Neden gitmedin? Çünkü sen bana dünyayı gezdireceğine dair söz vermiştin. Kitap seninle ilgiliydi. Seninle ve benimle. Belki bir gün gelirsin diye gitmedim. Giderim ama. Giderim yani. Mutlaka yurt dışına giderim bir gün. Sanırım. Bir sene boyunca senden başka hiçbir şey düşünmedim. Beni karaya bırakabilir misin artık? Evet. Evet, belki yurt dışına hiç gitmedim ama Türkiye'nin her yerini gezdim diyebilirim kitap sayesinde. Kayseri'ye bile gittim. Kitap fuarındaydım bütün gün. Akşam çıktığımda karnım çok acıkmıştı. Ben de mantıcıya gittim. Adam bana demez mi mantı kalmadı diye. Ciddi misin? Sonra? Ben de olur mu öyle şey dedim. Yani mantıcıda mantı olmaz mı hiç? Sonra başka bir restorandan mantı bulup getirdiler bana. Ben dedim ki o zaman oraya giderim dedim. Gitmeden sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Sanırım ben... Lütfen cümlemi bitireyim. Ben senden çok özür dilerim. Yani şu kısacık tekne yolculuğu bile... anlamama yetti senin özgürlüğüne düşkünlüğünü. Ben seni tanımadan senin maceralarını duydum. Dünyayı gezen, fotoğraf çeken, macera perest, yalnız, özgür bir adam. Ben zaten o adama aşık oldum. Ama seni değiştirmeye çalıştım. Çünkü çok korktum. Belki gidersin diye çok korktum. Ama şu anda daha iyi anlıyorum. Gitmen gerektiği için gittin. Gitmen gerektiği için yine gideceksin. Çünkü bu sensin. Çok özür dilerim. Seni değiştirmeye çalıştığım için senden çok özür dilerim. Sanırım ben hayatım boyunca yerleşik olmakta çok zorlandım. Hiçbir şey, hiçbir yer, hiçbir insan sürekli olmadı benim için. Annem, babam, Emre, ev, okul. Hiçbir yer, hiçbir insan olmadı. Kendime aitim.
Sorunlarından ancak kaçarak uzaklaşabildim. Bildiğim tek yöntem bu oldu. Bir tek sen, bir tek sana güvendim sen. Ben de senin o naif, saf, insanlara güvenen yanını sevdim. Her şeye, herkese olan sonsuz sevgini. Ama ben de seni kendime benzetmeye çalıştım. Kendim gibi güvensiz biri yapmaya. Ben de senden çok özür dilerim. Seni değişmeye zorladığım için. Birbirimizden o kadar farklıyız ki. Belki de o yüzden yürümedi. Belki de. Senden tek istediğim... senin defterini. Senin yakmadığını biliyorum. Nereden biliyorsun? Yalan kulübeye girdiğin gece anladım. Bir yıldır kendimi inandırmaya çalıştım ama adım gibi emindim. Defteri senin yakmadığına adım gibi emindim. Beni bırakabilir misin artık karaya? Yani senin de yolun uzundur. Can. Lütfü abi nasılsın? Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Sanem, Lütfü abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Zamanınız varsa beraber biraz oturalım isterseniz. Abi yok, biz hemen kaçalım. Bak, son kez soruyorum, iyi düşün. Emin misin? Eminim abi, hem de çok eminim. Yelkenliği senle öğrendim. Tekneme de en iyi sen sahip çıkarsın. İyi o zaman ne diyelim. Hayırlısı olsun. Çekin burada zarfın içinde. Buyur. Abi acelesi yoktu. Devir işlemleri için Metin seni arayacak. Metin'i biliyorsun avukat arkadaşım. Evet. Metin'le görüşüyor musunuz? Yani özür listemde birinci sıradaydı. Yolun açık olsun. Rüzgarın bol olsun. Hadi gidelim. Teşekkürler. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Sağ olun. Can? Can ne oluyor? Ne yaptın şimdi sen orada? Tekneyi sattım. Nasıl yani? Sen gitmiyor muydun? Yani sen bunun için mi buraya geldin? Evet. Ha, nasıl ya? Beni kaçırdığın falan da yok yani. Hayır. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Niye gitmedin o zaman? Niye buradasın? Babam için Sanem. Babam için tabii ki. Çok iyi ya. Aldın mı telefon kartını? Evet aldım. Delinin biri telefonumu suya attı dedim. Acıdılar herhalde bana. Hemen yenisini çıkarttılar. İyi yaptın. Ah bu da telefonum. Sana beyaz aldım, kendime siyah aldım. Uygunsa. Fark etmez. Gidebiliyor muyuz artık? Tabii. Neden siyah beyaz diye sormuyorum bile. Evet. Sormuyorum. Gitti canım telefonum. Size bir şey. Ne oluyor burada? Kuş mu o? Kuş. Ne oluyor burada? Niye dağınık burası? Sen niye böyle giyindin? Evrim geçirmişsin. Oturun ben anlatayım size. Hayır niye dağıldı ortalık?
Yani sonuç olarak adam davacı olmakta kararlı. Tehlikenin yüzgeçmiş değil. Kim bu adam? Cemal Açıkgöz diye birisi. Kasabadan topladıklarını fahiş fiyata mağaza zincirlerine falan satıyor. Bu arada isterse senin kremlerinin aynısını yaptırabilir. Çok üzülüyorum gerçekten. Markamızı elimizden almaya çalışıyorlar. Biz geç kaldık işte. Eğer birkaç gün önce patentini alsaydık belki üstesinden gelebilirdik bu işin. Hiçbir şey için geç kalmadık. Ben bu kremlere ruhumu verdim ve hiç kimse elimden alamaz bunu. Sanemciğim, Sanem. Hepsi senin sorumsuzluğun yüzünden işte. 20 kutu krem. İnsan nasıl merak etmez kimin elinde diye. Sorumsuzsun. Baksana, her şeyi dağıtmışlar. Kremlerimi elimden almayacaklar, değil mi? Hayır. Kimse bir şey yapamayacak. Belalı tiplere benziyorlar. Sana ve senin değer verdiğin herhangi bir şeye kimse zarar veremez. Buna izin vermem. Yine de kremi yapımı yasaklamışlar. Bana güveniyor musun Sanem? İyi, o zaman sen burada kal. En sevdiğin şeyi yapmaya devam et, kremlerini yap. Gerisini bana bırak, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Metin, bir sorunuz var. Senden bir şey rica edeceğim. Şimdi şöyle. Alo. Nasılsın Bulut? Ya iyidir de burası birazcık karışık. Krem üretimi yüzünden bizim çocukları gözaltına aldılar. Ne? Karakoldalar mı hala? Sanem? Yok, herkes iyi. Çıkarttım zaten hepsini. Çıkardın mı? Nasıl çıkardın? Benim avukat olduğumu unuttum galiba. Ha ne bileyim, öyle küçük işlerle uğraşmazdın sen. Ben ondan şaşırdım biraz. Neyse, şu Cemal denen herif hala peşimizde, krem üretimini durdurdu falan. Ben de onun peşindeyim şimdi. Avukatlığı bıraktığını söylemiştin. Ne oldu? Sanem'e bulaşan bana da bulaşmış sayılır, bunu biliyorsun. Sen merak etme, Sanem'e hiçbir şey olmayacak. Eminim, eminim. Sağ ol. Ah. Kahretsin ya. Sanem kuzucuğum, sen şekil verecek misin? Geldim. Ha, gel. Ya nereden çıktı böyle kurabiyeler falan renkli renkli durduk yere? Ha? Bilmiyorum ki, yani böyle Sanem istedi. İyi. Sanem bugün keyfin yerinde gibi biraz ha? Yo. Gelsene, kurabiyeleri süsle, sen de enişteme götürürsün. Tamam. Ben de süsleyeyim mi? Muzo'ya veririm. Şey, CC'ye, Bulut'a falan herkese veririm. Allah'tan kurabiye yapıyoruz. Evet. Kalp vereyim. Ne? Şey yani hani. Mavi o. Tamam. Emre, sana bir kokteyl hazırlamışım. Satsumalı. Eyvah, ne diyorsun ya? Çok acayip bir şey. Yalnız bunları falan içtikten sonra burada kalın Leyla'yla. Eve dönmeyin. Araba kullanmayın. Yok ya, Leyla içmiyor zaten. Leyla kullanır. Bulut'un arabayı alacağız. Neden? Sana iyi yan yapmaya çalışıyoruz. Bırak içki. Ne oluyor be? Bırak içki. Ha. Aslanım benim. İnşallah bana benzer de yakışıklı bir şey olur. İyi bakalım, öyle olsun. Bir dahakine daha sert bir şey yapacağım yalnız. Madem baba olacaksın, bu kesmez. Seni aldı tekneyle, kaçırdı yani, öyle mi? Hayır, kaçırmadı. Aldın tekneyle, kızı kaçırdın ha? Evet, kaçırdım. Baş başa kalalım diye. Ya baş başa kalmak gibi bir niyeti yoktu. Öyle gelişti. İyi de oldu. Ha, çok iyi oldu ama. O kadar narin ki onu bu kadar üzeceğim hiç aklıma gelmezdi. Beni unutur sanmıştım. O kadar güçlü ki. Yani onu o kadar kıracağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Unutur beni sanmıştım. Bir daha birlikte olamayız. Aşk bana hiç iyi gelmedi. Ama en azından... En azından artık yüz yüze bakabiliriz.
Defteri yakmadığıma inanıyor. Hem de hiçbir delil olmadan. Bana güveniyor. Bu da bana yeter. Deniz de hep beni düşünmüş. Aklından bir dakika bile çıkmamışım. Bunu düşünmek bile bana yeter. Artık her şey için çok geç. Her şey için çok geç ama. Keşke sıfırdan başlayabilseydik. Keşke. Hamur da insanın belli vakitten sonra sinirini boşaltıyor. Kuşlar Bağlılık Vadisi'nden geçiyor usulca. Daha önceki vadilerden geçerken daha coşkuluydular. Bu defa daha derin, daha yoğun, daha özel bir anlam var kanat çırpışlarında. Bağlılık Vadisi onları tek bedende iki ruh, tek ruhta iki beden yaptı. Artık nereye giderlerse gitsinler, biliyorlar ki ayrılmayacaklar. Hiçbir koşul, engel ve neden giremeyecek aralarına. Görünmez ipekten iplerle sarmalanmış iki narin ruh, çelikten bile daha güçlü kenetlenmiş birbirine. Bağlılık testinden geçen kuşlar için zaman ve mekan kaybolur. O an için yaşarlar bundan böyle. Birbirleriyle olacakları bir ya da binlerce an. Teknenin yerini tutmaz ama bir teselli olur belki. Günaydın. Günaydın. Küçük bir trafik kazası oldu. Virajı alamadım ben. Evet. Koşuya çıkmıştım ben. Öyle çarpa çarpa işte koşuyorum. Ben de ağaçları suluyordum. Evet. Anladım. Çok suladın sanki. Bacağın burasında kal. Niye herkes beni görüntülü arıyor ya? Efendim Muzo. Hani çok zor durumdayız. Şu anda sahilde ip gibi dizildik. Mihriban ablaya ifade veriyoruz. Gelip yardım etmen lazım. Muzo! Lütfen. Kapat şu telefonu ve buraya gel artık. Bir sorun var herhalde. Sorun varsa geleyim bakayım. Hadi. Nereden? Buradan.